Evet, günaydın. Dün çok sis vardı. Sis ve yağmur vardı. Açıkçası etrafımı hiç göremiyordum. Nereye gittiğimi bilemiyordum. O nedenle biraz erken konaklama yapmak istedim. Şekersu yerlisindeyim. Burada güzel bir otel buldum. Aydınlar Otel. Şekersu yaylası da böyle. Dün gelmiştim. Rüzgar gülleri de var. Hiçbir şey göremedim. Bugünkü manzaramız da böyle. Evet, gün çok açık. Güneş de var. Artık etrafı görebileceğiz. Çok mutluyum. Umarım bugün de kazasız belasız bitiririz. Herhalde bugün şu yukarıya çıkacağım. Günaydın. Şekersu yaylasından çıktım. Saat 9:37 geçiyor. Burada Kırklar Dağı varmış. Kırklar Dağı bu Kaçkarların en yüksek seviyesiymiş herhalde. Manzara da böyle. Yukarıda çok güzel bir manzara varmış. Bakalım oraya gideceğim. Evet, aşağıda kaldım bugün, dün gece. Kırklar Dağı gözüktü. Karşıki dağın tepesine çıkacağız. 3300 rakımlardan bahsediliyor. Şu anda 2600'lerdeyiz. Hava 18,5 derece, bayağı güzel. Dün aşağıda bile 9 dereceler vardı. Bugün hava güzel. Bakalım yukarısı nasıl? Soğuk olur mu bilmiyorum. Herhalde 3000 dereceler soğuk olur. Tırmanmaya devam ediyoruz. Karşı dağa çıkacağız. Kırklar Dağı'nda çıkışta manzara böyle. Çıkışa devam ediyoruz. Müthiş bir görüntü var. Aşağıda da bir tane göl var. Gölet var. 2800 rakım. 2850 oldu. Bir yerde 500 metre daha tırmanacağız. Daha çok güzel gözüküyor. Yolda fena sayılmaz. Evet, hala burada karlar mevcut. Bayağı bir karlar var. Evet, 3100 metre rakım. Herhalde geldik sayılır ya da biraz daha gideceğiz. Evet, sonunda Kırklar Dağı'na çıktım. Manzara böyle.
Görüyorsunuz. Kaçkar Dağları'nı görüyorsunuz. Aşağıda da Şeker Suyu Ayılası herhalde. Manzara böyle. Manzara süper. Manzara böyle. Şurada Kartal veya Şahin var. Manzara müthiş gözüküyor. Kırklar Dağı'ndan iniyorum. Multat'a doğru gidiyorum. Multat'a geldim. Multat'ta da manzara böyle. Evler ve manzarası süper gözüküyor. Bayağı bir iniş. Aşağıdaki vadi müthiş gözüküyor. Manzara gördüğünüz gibi. Zemin biraz kötüleşti. Herhalde yağmurdan dolayı biraz kaymalar olmuş. Manzara böyle. Aygır Gölü var buralarda. Bir iki kilometre ileride Aygır Gölü'ne çıkış yapıyorum. Sonra aynı yolu geri döneceğim. Herhalde şu dağların altında bir yerde. Yol güzel sayılır. Daha doğrusu güzel. Böyle yollara can kurban. Çok fazla basmak istemiyorum. Çünkü tek olduğum için lastiğe gelecek en ufak bir zarar beni bitirecektir. O yüzden temkinli sürüyorum. Şu anda 30-40 kilometre hızla seyrediyorum. Yeter. Bakalım nasıl bir yer. Bir de burada Balıklı Göl var. Balıklı Göl'ün yukarıdan görünüşü böyle. Aşağısı da görüyorsunuz ne kadar aşağıda kalmış. Biz çıkmaya devam. Evet, Aygır Gölü'ne geldim. Rakım 2800. 2800 derece şu an, 18 derece. Çok soğuk değil. Dün daha soğuktu. Böyle bir göl var. Gölde çadır kurmuşlar Araplar için. Müthiş bir manzara var. Gördüğünüz gibi. Süper. Dağdan gelen sular. Bayağı bir uzun mesafeden sonra Ballıköy Anzer Yaylası'na çıkacağız herhalde. Bakalım. Burası tepelere çıkıyor. Bir de Büyük Yayla diye adlandırılıyor. Yine 2700-2800'lere çıkacağız. Bakalım yollar nasıl? Şu anlık fena sayılmaz. Karadeniz'de olmazsa olmaz. Her yerde sular akıyor. Süper. Dağlara tırmanmaya başladık. Burada arazi bayağı bir kötü oldu. Bu yol kullanılmıyor herhalde. Taşlık.
Bu yol çok fazla kullanılmıyor herhalde. Bayağı bir çakıllı büyük taşlar var. Bir tane daha karşımızda var. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi dik bir çıkış. Burada da böyle bir manzara var. İnişte böyle bir manzarayla karşılaştım. Müthiş gözüküyor. Müthiş bir manzara. Gölet oluşmuş. Ne? İnanılmaz. Her tarafından su akıyor. Şuraya bakın. Müthiş. İnişe bakalım.
Evet, arazi bayağı zorlandı. Hem çıkış var hem taşlar bayağı oynak. Bakalım. Herhalde zirveye gelmiş olmamız lazım. 2900 oldu. Bazı yerlerde çamur. Herhalde bu tepeden sonra zirveye ulaştık. 2900'e çıktık. Bu etap biraz yorucu oldu. Benzin de almam lazım. 80 kilometre gösteriyor. Herhalde İkizdere'ye ineceğim. İkizdere'ye inip alacağım. Oy. Arazi bayağı zor. Dikleşti. Manzara böyle. Neredeyse 3000 rakım. Hava fena değil. Buradan sonra herhalde bize bir köy yoluna giriyor. 70 kilometrede benzin gösteriyor. Oy minnak minnak ya, minnak minnak ya, korkmayın ya, korkmayın. Yanda da sağda da dere var. Derede Anzer Yaylası akıyor. Zaten şuradaki evlerde Anzer Yaylası. Bakalım meşhur Anzer Yaylası nasılmış. Anzer'in balı meşhur. Anzer Yaylası'na akan dere. Şu dağlardan geldim, tepeden. Ballıköy merkez. Evet. Ballıköy. Şu an 23 derece gösteriyor. Rakım 2'de. Zaten bugün bayağı bir Türkiye genelinde de sıcak olacaktır. Güzel ya.
Aşağıda çok güzel bir görüntü var. Kanyon gibi ağaçlar, dağlar, taşlar. Kayalıklar süper. Oo, şu dağa mı çıkacağız acaba? En ucu. Oo, müthiş manzara. Artvin'e benziyor. Sol tarafta da çay akıyor. Sıralaması ne tuhaf ya. Ortada boşluk bir çam ağacı. Ortada boşluk çam ağacı. Herhalde o aralardan su akıyor. Süper ya, koku da inanılmaz güzel kokular geliyor. Çok güzel bir köprü var burada. Manzara da böyle. Çam ağaçlarının arasında su da altından akıyor. Ne güzel manzara ev yapmışlar. Ahşap ev tepede. Betonda sürüş devam ediyor. Yukarısı Tozköy. Tozköy olarak geçiyor. Çok güzel. Rakım da bayağı düştü. 1300'lere düştüm. 3000'lerden 1300'lere. Sağ tarafta nehir çok güzel. Havada 23,5. Aşağılarda herhalde artacaktır. Benzinim bitti. Benzin alacağım. Benzinle beraber bir yarım saat, bir saat dinlenirim. Sonra bir rotayı inceleyeceğim. Bundan sonra bir zorlu rota daha var. Tepede Yağcılar Köyü. Evler ne güzel dizilmiş. Tepeye yamaçlara manzaralar çok güzel. İkizdere'den çıktım. Çağrankaya Yaylası'na doğru çıkıyorum. İleride bulutlar falan var. Hava nasıl olacak bilmiyorum. Yağmur göstermiyor ama Karadeniz'de hava belli olmaz. Çıkış böyle. Hemen İkizdere'den çıkabiliyorsunuz. Bakalım buradan Çamlıhemşin'e aktarma yapılacak tam yaylalar arası. Herhalde 3-4 saat bir yayla şeyi olacak, yolu olacak. Bakalım nasıl. Ondan sonra büyük ihtimal Çamlıhemşin'de kalırım gece. Çağrankaya Yaylası'na çıkış, araziye döndü. Yolu arazi. Ama şu anlık fena değil. Güzel. Aşağıda da manzara müthiş. Büyük ihtimal bulut geliyor. Belki bulutların üstünden bir görüntü alabiliriz. Hava biraz bulutlandı. Herhalde sislerin üstüne çıkacağız. Aşağıda manzara böyle. Evet, bulutların üstünde kaldık. Müthiş bir görüntü.
Bakalım dağ tırmanışa devam edeceğiz. Evet, 2000 rakımlara çıktık ve aşağıda sis bulutu, sis havuzu oluşmuş. Süper bir görüntü. Evet, Çağrankaya yaylasına geldik. Burada tabii bizi kayalar karşıladı. Yukarıda seyir tepesi varmış. Bakalım. Aşağı sağda da böyle manzara var. Evet, Çağrankaya yaylasından çıktım. Bayağı uzun bir arazi sürüşü var. Arazi sürüşünden sonra Egna Jor herhalde isminde bir yaylaya gidiyoruz. Bakalım, arazi bayağı zorlu gözüküyor. Umarım yollar iyidir. Şu ana kadar yollar çok iyi. Keşke böyle böyle devam etse. Şu anki yol çok güzel. Bakalım nasıl yollar. Yerlerde çok tuhaf taşlar var. Böyle kömür gibi de değil, kara elmas gibi. Herhalde volkanik taşlar. Yerlerde de mevcut. Görüyorsunuz parlıyor. Herhalde volkanik gibi bir şey olması lazım. Yolda parlayan taşlar var. Bu arada 2600 rakıma çıktık. Havada 19,5 dereceye düştü. Tarafta böyle manzara var. Aşağıda da sis havuzu görüyorsunuz. Aşağıda çok güzel bir manzara var. Şu an rakım 2800. Renkli renkli çiçekler var. Manzara da böyle.
Dağ tırmanışı devam ediyor. 3000 rakımlara geldim. Arazi biraz taşlık. Çıkışlar biraz zorlu olabiliyor. En azından hava güzel. Manzarayı görebiliyorum. Evet, burası da Etna Jor Yaylası. Küçük bir yayla, aşağıda gölet de var. Aşağı ineceğiz. İniş biraz keskin ve taşlık. O yüzden dikkatli olmak lazım. Etna Jor Yaylası'na indim. Çok tarihi yapılar da var. Gördüğünüz gibi eski evlerin taşları duruyor. Çok küçük bir yayla. Çok küçük bir yayla. Burada da küçük bir göleti var. Rakımda. 2600 rakımlardan aşağı doğru iniyoruz. İniş tabii biraz büyük taşlı, çakıllı. Nasıl yansıyor bilmiyorum ama zorlu bir iniş sayılır. Dikkatli olmak lazım. İlerideki dağ da müthiş gözüküyor. Heybetiyle. Şuraya bakar mısınız? Onun neresinden aşağı ineceğiz herhalde ama o dağın aşağısına nasıl inebiliriz bilmiyorum. Göreceğiz. Dağa tırmanacağım herhalde. Yukarıda da bir tane ev var. Evet, ilginç. Bu arada arazi yani pek kolay değil. Bayağıdır sabahtan beri bu tür yollardan geliyorum. Tabii yorucu. Saat 4.30 oldu. Bakalım 6'ya kadar nereye varacağız? Bir yere varabilecek miyiz? Soldaki manzara böyle. Dağa çıkıyoruz. 2850 rakım. Evet, Nuskan Tepe'ye geldim. 3100 rakım. Manzara böyle. Burada da karlar mevcut. Tepede böyle. 3100 rakımda böyle.
Burası da Tahpur Yaylası'ymış. Biz de bu dağlardan aşağı doğru, eteklerine doğru ineceğiz. Bakalım inişler nasıl olacak. Devam ediyor. Zikzak 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 aşağıya kadar devam edecek. Saat 5 oldu. Yavaş yavaş da yoruldum. Bakalım konaklamamızı nerede yapacağız? Aşağı inince bir otel araştırması yaparım. Bu arada bazı yerlerde yukarıdan taşlar düşmüş. Ne kadar önümde heybetli duruyor ya. Şöyle bakar mısınız? Önümde. Burası da uçurum. Burada şelale. Evet, Ortaklar Köyü'ne geldim. Buradan sonra köy köy iniyor artık. Ortada çok güzel bir gölet oluşmuş. Sağda bir gölet oluşmuş. Evet, saat 5.30 oldu. Bakalım bir yarım saat, bir saat daha sürüp sonra yer ayarlayacağım kendime. Gidebildiğim kadar gitmek istiyorum. Yarın biraz zaman olur en azından kendime. Geçiş süper. Kayaların arasında. Aa, aşağıdaki manzara da çok güzel. Dağın alt taraflarına arı kovanları yapmışlar. Evet, burada karlar zemini kaplamış, üstüne de herhalde selden dolayı ya da yukarıdan ağaç yaprakları falan gelmiş. Altı kar, buz, üstü yaprak, böyle bir görüntü oluşturuyor. Burada da böyle bir şelale var. Sol tarafta böyle akarsu var. İnanılmaz gür akıyor. Oo, maşallah. Süper. Cat'e gidiyorum. Artık İngilizce cat ya da cat mı? Türkçe cat diyorlar herhalde. Cat'a gidiyorum. Orada ne yapacağıma karar vereceğim. Saat 6'ya çeyrek var. Bakalım oralarda konaklama yeri var mı? Su çok güzel ya. Arazi de böyle. Dangır dungur. Dangır dungur gidiyoruz. Müthiş ya.
Şurada şelale mi oluşuyor yoksa? Oh. Şurada şelale oluşuyor herhalde.